Tekrar merhabalar. Şimdi bir kısa videomuz var. Bunu bir dinleyelim isterseniz. Bakalım ne diyor. Şu sesi biraz düşürelim en iyisi. Evliyayı görmeye gidiyor. Onun için ne olması lazım? Kalbine takviye yapılması lazım. 3 kere ameliyat geçirdi. Birisi 4 yaşında o civarda Halime validemizin yanında süt annesinin. 2. ameliyatı nübüvvet vahiy geldiğinde 40 yaşında. 3. ameliyatı da miraca çıkarılacağı bu gecedir. Evet. Dolayısıyla bu 3 kere ameliyat, 3'ü de zahiridir. Yani gözle görülür. Kalbini çıkarttı. Kalbini çıkarttı. 3 kere yıkadı. Zemzemle. İçinde ne kadar şeytanın nasibi olan hepimizin kalbinin içinde siyah bir parça var. Bu siyah parça şeytanın nasibidir. Şimdi şeytanın nasibi ne demek? Kalpte her yer Allah'a ait diyelim. Şeytana bir yer ayırmış. Siyah bir parça var. Senin kalbine gelen vesveseler hep nereye getiriyor koyu? Şeytan geliyor o siyah parçaya aşlamayı yapıyor. Hortumunu iğne gibi sokar. Aşlamayı nereden yapar? Şimdi... İspat et desen ispat edemezsin. Hiçbirinin ispatı, delili yok ortalıkta. Ne dedi bugüne, şu saate, dakikaya kadar? Allah Resulü 4 yaşında. Şimdi ben Kıbrıs'taydım. Magosa'ya izine gittiğimizde Lala Mustafa Barış'a camisinde bir kütüphane vardı. İşte gittim oraya, cephede vakit geçmiyor. Düşman sana bakıyor, sen düşmana bakıyorsun. Vakit geçmiyor. Dedim kitap okuyayım ben. En iyisi. İşte Nur Çocuk diye bir kitap elime geçti. Yazarını hatırlamıyorum. Kalın bir kitap. Bu dediği orada da yazılıydı. Yani Peygamber Efendimiz'e 4 yaşında ameliyat edilmiş. Kalbindeki kir çıkarılmış veya pislik. Peki madem çıkarıldı, şimdi Cübbel'den duyuyorum devamını. 40 yaşında yani nübüvvet görevi verildiğinde bir ameliyat daha yapılmış. Peki bu niye? Kalpte bir siyah yer varmış. Leke. Bir kere de Miraç gecesi. Tekrar ameliyattan geçmiş peygamber. Bunu anlatıyor. Kim görmüş? Yok. Peygamber öldükten 200 sene sonra, 300 sene sonra, 500 sene sonra uydurulmuş bu yalanları din diye anlatıyor. Şimdi ben asıl gençlere söylüyorum. Gençler bakın, akıl, Allah bu aklı kainatı anlamamız için verdi bize. Yani beşeri bilimler dediğimiz, bugün bilimsel alanı biliyorsunuz, tıp biliminden efendim fizik bilimlerine kadar, aklın bir görevi de vahyi anlamak. Yani hem vahiy ayetlerini iyi anlamak, hem kainat ayetlerini iyi anlamak için Allah bu aklı verdi. Akla uymayan, akılla ilgisi olmayan ve Kur'an'da hiç bulunmayan. Şimdi Allah Kur'an'da bizim aklımıza uymayan bir şey var mı? Vardır tabii. Yani Allah mucize verdim diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı bir mucizedir. Aklımızla onu izah edemeyebiliriz. Veya Musa Aleyhisselam'ın denizi yarması bir mucizedir. Allah'ın verdiği mucize tabii. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı bir şey değil, o kabiliyet değil. O Allah'ın mucizesi. Biz buna da akıl yerdirmeyebiliriz. Onu zaten Allah orada belirtiyor. Peki bunu niye yazmadı Allah, madem böyle bir şey vardı? Niye vahyetmedi yani, böyle bir şey oldu sen çocukken falan diye peygamberimize? Kaldı ki peygamberin nübüvvet görevi verilmeden önceki hayatıyla ilgili çok amiyane bir ayet var.
Ne diyor? Sen bundan önce ne iman bilirdin ne kitap bilirdin diyor. Yani peygamberin nübüvvet görevini almadan önceki hali Mekke'de sıradan bir adam. Ha, biraz dürüst insan diğerlerinden, daha böyle terbiyeli bir insan, daha ahlaklı bir insan. Bu da her toplumda olabilecek bir tip. Resulullah'ı, Allah'ın Resulü'nü yani, olumluğundan fazla göstermeye kalkmak şirktir. Ve bu dine zarardır. Bunlar peygamber sevgisi uydurduklarını zannediyorlar da, tam tersi, buna inanan kişi şirke gider, inanmayan da zaten inanmaz ama bunun yüzünden dinden de soğur. Anlatabiliyor muyum? Hadi konuşmasını bitirelim şunu. O siyah parçadan yapar. Çünkü siyah parça. Senin her tarafından nüfuz edemez. Kanda gezer ama kanda gezmesi ayrı bir şey. Vesveseyi tutturma meselesi. Tutturmak için o siyah parçayı. Ondan kurtulmak, tabii biz imtihandayız. Çok kurtulamayız peygamber olmadığımıza göre. O Miraç gecesi o parçayı çıkarttı Mevla. Şeytanın hiç vesvese verecek bir yeri var mı Resulullah'ın kalbinde? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şeytan. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, Haç suresi 52. ayeti okuyalım. Senden önce hiçbir elçi ve nebi göndermedik ki bir şeyi temenni ettiği zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmış olmasın. Ayet nasıl yalanlıyor Cübbeli'yi? Ama Allah şeytanın karıştırdığını giderir ve Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Yani vahiy geldiği zaman onu koruyan Allah. Yoksa şeytan musallat oluyor. Olmuyor değil. Ama peygambere has o güvenlik Allah tarafından sağlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Haç suresi 52. Okuyun ve bu adamın konuşmasıyla karşılaştırın. Şimdi aziz kardeşlerim, bu adamların bir özelliği var. Söylediklerinden o kadar emindirler ki, o kadar rahat söylerler ki bu yalanı. Yani insanlar bilmediği için, şimdi söz konusu da peygamber olunca inanmak zorunda kalıyorlar. İnanmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu videoda bir şey daha dinleteyim, bunu kapatalım. O da bu. Görürüz ya. Allah Teala diyor, melekler topluluğuna Adem Aleyhisselam'a secde edin diye emrettiğinde, bak bu azametinden, Allah Teala'nın ona bahşettiği kudretinden dolayı bana bir kibir geldi diyor. Ben böyle meleklerin en seçkiniyken topraktan yaratılmış birine secde edeceğim diye bana bu ucuk geldi diyor gönlüme, bak. Nerede diyor? O anda Ebu Bekir Efendimiz'in ruhu arşın altında nurdan bir kafesin içindeydi diyor. İşe baksın. İşe bak. Kendi de inanıyor. İnsanoğlu ilk defa yaratılıyor ama ruhlar iyi bir binlerce yıl önceden yaratılmış. Hepsi hazır. Bir anda nurdan eli diyor böyle kafesinden nurlandı, sırtından bastırdı diyor. Bak. Sakın ha dedi diyor. O onu öyle uyarmasıyla ben hemen secdeye kapandım diyor. Bendeki kibir iblise geçti diyor. İşe baksın. O böyle hopladı çıktı diyor kenara. Allah muhafaza. O imdadıma yetişmeseydi şu anda şeytanın rahmetinin yerinde ben olacaktım. Ebedi deryahtan olmuş olacaktım. Onun için ben ona hürmeten ayağa kalktım diyor. İşe baksın. Ya. Şimdi işe bak diyor ya, gözlerine dikkat edin. Yalanı gözlerinden akıyor. Ayrıca bu adamlara bir yalan makinesi bağlasanız emin olun makine çıldırır, kafayı yer. Her kelimesi yalan. Bir yalan olur ama bir doğru zemine oturur önce. Hani o doğru zemin üzerinden yalan üretebilin. Bunun zemini de yalan.
Ortası da yalan, başı da yalan, dibi de yalan. Her tarafı yalan. Kısaca özetleyeyim. Çünkü sileceğim videoyu arşivimden. Cebrail aleyhisselam ruhlar aleminde, hani Allah Adem'e, şimdi olay nasıl da sapıtıyor. Adem aleyhisselama secde edin demiş ya, ayet var zaten. Fakat o ruhlar aleminde olan bir olay değil bir kere. Ve ruhlar alemi diye önceden yaratılmış bir alem yok. O da yalan. Anlatabiliyor muyum? Cebrail aleyhisselam secde etmemiş, kibir gelmiş. Ve hemen Ebu Bekir de orada kafesin içindeymiş, altın bir kafesin içindeymiş. Oradan uzanmış, Cebrail aleyhisselamın sırtına basmış, secde et sen ne yapıyorsun falan. O da hemen secde etmiş. Fakat şeytan fırlamış çıkmış. Yani o kovulmuş. Cebrail kurtulmuş. Peki niye Ebu Bekir, niye Ali değil, niye Osman değil, niye falan filan değil de Ebu Bekir derseniz, bunlar Nakşi. Bu tarikatın temelini Ebu Bekir'in oluşturduğunu iddia ettikleri için onu yüceltme çabaları var. Sürekli onu yüceltecekler ki o silsileden geldiğini iddia ettikleri kişileri de ona göre yüceltecekler. Kademe kademe yalan yani. Şimdi aziz kardeşlerim, gençler özellikle size diyorum. Bu yalanlarla Müslüman olunmaz. Müslüman bu yalanlara inanmaz. İnanırsa zaten şirke gider, dinden çıkar. Onun için ben çocukken bir tasavvuf sohbetine oturmuştuk. Kaynağını bilmiyorum. Ama eminim piyasadaki kitapların birinde vardır bu. Celaleddin Rumi'yi biliyorsunuz. Celaleddin Rumi babasını efendim ruhlar aleminde secde ettirmiş babasına, kendi babasına. Kısaca söyledim ben, şimdi videoyu uzatmaya gerek yok. Onun için Celaleddin Rumi ölünce cenazesini babasının yanına götürdüklerinde babası ayağa kalkmış. Mış 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 mış, başka bir şey yok. Allah bu dini bize, sosyal hayatımızı tanzim etmemiz için gönderdi. Masal uydurmamız için değil. Hayata ve hadiselere o gözle, yani Allah'ın Kur'an'dan emrettiği şekilde bakmak ve öyle bir hayat sürmek. Ruh dünyamızı onunla inşa etmek. Sosyal hayatımızı onunla inşa etmek. Hukukumuzdan eğitim sistemimize kadar. Hiç duyuyor musunuz bu tarikatçılardan oturup da, kardeşim bu ülkede bir eğitim problemi var. Hani kendileri eğitiyorlar, mangurt eğitiyorlar, o ayrı. Yaygın bir eğitim var. 10 milyon, 15 milyon öğrenci her devirde gidiyor bu okullara. Bunlara bir müfredat hazırlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı'na sunalım. Her tarafa iş kurmak için giriyorlar didik didik. Adam atamak için giriyorlar. Peki niye bir proje üretmiyorlar? Niye çıkıp hükümet edemiyorlar? Ya siz bu milletin niye kanına giriyorsunuz? Ne biçim bir eğitim sistemi bu demiyorlar? Niye tavırlarını koymuyorlar günlük hayata? Sorular sorulara sorular. Bunların ilahi eşliğinde darbuka çalarak, dümbelek çalarak zikir çekerler ve bu yalanlarla da oturur birbirlerine keyif sürerler. Allah'a emanetsiniz.